Merhaba oyun severler. Videomuza geçmeden önce kısa bir açıklama yapmak istiyoruz. Oyun makinesi olarak yayın hayatına oyun incelemesi yaparak başladık ve bunu tüm yayın hayatımız boyunca devam ettirmek istiyoruz. Bundan dolayı her cuma saat 3'te çıkış tarihi fark etmeksizin sürpriz bir oyunun inceleme videosunu yayınlamaya devam edeceğiz. Bunun yanında her zaman olmamakla beraber ara ara oyun dünyasında bize göre üzerine konuşulması gereken bir olay yaşanırsa bununla alakalı ara videolar sizlerle beraber olmaya gayret göstereceğiz. Ve son olarak da bir podcast projesine dahil olduk. Bayramdan sonra her hafta düzenli olarak orada da sohbetimize devam edeceğiz. Bu bilgileri verdikten sonra videomuzun asıl konusuna geçebiliriz. Ki bu videoda o ara videolardan biri. 24 yıl önce Uncharted ve Last of Us gibi oyunların yapımcısı olan Naughty Dog tarafından geliştirilip Sony tarafından yayınlanarak birçok kişiye konsol aldırtan aksiyon platform oyunu Crash Bandicoot 4 dün oynanış videosunu yayınladı. İlk oyunun yayınlandığı 1996 yılından günümüze kadar farklı platformlar dahil olmak üzere 21 oyunu çıkan Crash Bandicoot bu uzun sürede birçok badireler yaşadı. Bunlara videonun sonunda kısaca değineceğimizi belirtip yayınlanan oynanış videosu üzerine birkaç şey söyleyelim. Unreal Engine oyun motoru ile güçlendirilen grafik ve animasyon kalitesi gayet göze hoş gelen bir oyunla karşı karşıyayız. Oynanış olarak önceki oyunların üzerine bazı yeni mekanikler eklenerek oyunun önceki serilerine sadık kalınmış. Yakın zamanda Ori'yi oynamış büyük keyif almıştık. Hem zorluğu ile hem oynanış çeşitliliği ile birçok oyuncuyu tatmin etmeyi başarmıştı. Crash geçmişte zaten yakalamış olduğu başarıyı sürdürecek gibi. Bilmeyenler için şöyle kısaca oyunun mekaniklerinden bahsedelim. Platform oyunlarının vazgeçilmezi çift zıplama. Bunu tamamlayan diğer mekanik ise dash atma. Bu iki mekanik oyunun neredeyse en çok kullanılan mekanikleri diyebiliriz. Bununla beraber farklı özelliklere sahip maskelerle zorlu bulmacaları çözüp maceraya devam ediyoruz. Hikaye olarak Warped sonrasında geçen hikayemiz Dr. Cortex, Dr. Tropy ve Uka Uka'nın hapsedildiği hapishaneden bir şekilde kaçmasıyla başlar. Bizler de 4 Quantum maskesini birleştirip bu kargaşaya son vermeye çalışıyoruz. Ama hikaye kimin umurunda dostum? Şu oyunun sevimliliğine bakar mısınız? Şu Crash'in tatlılığına bakar mısınız? Bir zaman çocukluğumuzun oyunuydu. İlk defa kendisiyle PlayStation 1'de çalışmıştık ve çok sevmiştik. Bu oyunun hayranlarından biriyiz. Çünkü platform oyunlarına karşı bir sempatimiz var. Yalnız platform dediysek aklınıza Ori gibi klasik bir platform oyunu gelmesin. Burada kamera açısı sabit değil. Oyunun aksiyonuna göre 4-5 farklı açıdan oynuyoruz. Alışık olmayanlar için başta biraz zor gelse de oyunu kendi zorluğunu gördükten sonra buna alışmak çok vaktinizi almayacaktır. Platform oyunlarında en önemli unsur mekaniklerin anlık tepkimesinin çok iyi olmasıdır. Milisaniyelik bir gecikme tüm ilerlemenize mal olabilir. Oynanış videosunda gördüklerimize göre mekaniklerin tepki hızı çok seri gibi gözüküyor. Hal böyle olunca bölüm tasarımları da bu hıza uygun bir şekilde yapılmış. Oyunda bir saniye gözümüzü kırpma, gözümüzü kaçırma gibi bir imkanımız olmayacak. Özellikle aksiyon sahnelerinde. Ayrıca Dr. Cortex ile oynadığımız bölümler bayağı zevkli olacak. Crash Bandicoot eski şaşalı günlerine geri dönebilir mi bilmiyoruz ama güzel bir oyun bizleri bekliyor. 2 Ekim 2020'de çıkacak Bandicoot şu an için sadece PS4 ve Xbox One platformundan da oynanabilecek. Oyun hayatına Naughty Dog ile başlayan 14 farklı geliştirici firmanın elinden geçen Bandicoot'un en sonki geliştiricisi Amerikalı Toys for Bob oldu. Toys for Bob daha çok el konsolları için oyun üretmesine rağmen başarılı bir iş çıkarmış gibi duruyor. Oyunun yayıncılığını da Activision yapıyor. Bandicoot için söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Seriyi ve türü sevenleri muhakkak denemek isteyecekleri bir oyun olacak. Son olarak uzun yıllardır birçok oyuncunun sabırsızlıkla beklediği, hayallerini kurduğu FIFA 21'in görüntüleri sızdırıldı. Bu haberi duyan sandıkçı yayıncılar şimdiden antrenmanlara başlamışlardır. Acaba ilk hangi yayıncı abi oyunun detayları harika, çimlere baksana inanılmaz gerçekçi diyerek övecek, merak ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla kalın, sandıkçılardan uzak durun.